Şimdi aslında biz bir zamandır bu akademisyenlerin de sağlıkçıların da bildirdiği üzere tam kapanmanın gerekli olduğunu ifade etmiştik. Yani 4 hafta mümkünse 4 hafta tam kapanmaya gidelim demiştik. Şimdi ama bu neye döndü biliyor musun Gürkan Acır? Galiba isminizi doğru söyledin değil mi? Bu sefer Gürkan Acır, Berhan Şimşek hatasına düşmedim. Şöyle. Biz hani ben şu görüşteydim mesela. Suriyeliler meselesinde. Suriyelilerin olgusu insani ölçekte çözülmelidir. Nasıl? Gönüllülük temelinde ve ülkelerine güven içerisinde gidebilmelerinin koşulları sağlanmalı ve gittikleri yerde can kaygısına düşmemeliler. Onlar ne Suriye devletinden kaynaklı ne diğer terörist gruplardan kaynaklı herhangi bir eza cefa çekmemeliler. Gittikleri yerde bugünden buradan daha zararda olmamalılar. Geri dönüşü bu ölçekte savunmuştuk. Şimdi Suriyeliler ben mesela Suriyeliler gitsin şeklinde bir cümle kurarken vatanına gitsin anlamında söyledim bunu değil mi? Vatanına gitsin, huzur içinde yaşasın. Pandemi, ben demedim ki geleceğim. Ben demedim ki Yunanistan sınırına gönderin bunları bulduğu botla suya dalsın. Edirne'de, Keşan'da göle atlasın. Öyle bir şey bunu dememiştim. Oldu işte sınıra dayandılar. Efendim? Kim yaptı onu? Sınıra dayandılar. Şimdi aynısı burada yaşanıyor. Tam kapanma. Denecek ya. İstiyordunuz al sana tam kapanma. Kardeşim tam kapanma da tam kapanmada bundan nasıl etkilenecek olan emeğiyle geçinenler, işçiler, memurlar, işte gündelikçiler, ev kadınları, bunların erzakını, bunların yevmiyesini, bunların masrafını karşılamadan nereye tam kapanma? Ya zaten bir avuç yani bir şey bulduğunda, sokağa çıkma imkanı bulduğunda bu hovardalığa gitmiyor ki. Merdive silmeye gidiyor. Efendim işinin dükkanının başına gidiyor. Seyyar satıcı işe gidiyor. Pazarcı malını satıyor. Ne yapacak bu yani? Zaten biraz fırsat bulduğunda gövmiyesini çıkarmaya gidiyor. Şimdi onu da aldın elinden. Yani biz kapanalım derken böyle kapanalım demedik. Ben demedim. Kapanalım derken kapanma kararı aldığında sosyal devlet ilkesinin gereği olarak emeğiyle geçinenlerin o 17 gün sokakta olması gerekenlerin olmadığı zamana karşılık ücretlerinin onlara ödenmesi karşılığında ben söyledim zannediyorum ki hepimiz de bunu söyledik. Yani bundan başka bir görüşümüz yok bizim. Şimdi sen 17 gün evde otur. Tamam, elektriği kim ödeyecek? Sen 17 gün evde otur. Doğalgaz ne olacak? 17 gün evde otur. Kardeşim kahvaltıda çocuk ne yiyecek? Şimdi halk ekmek örneğini verdi Barış. Orada halk ekmeğe niye gidiyor vatandaş? Yahu Cumhuriyet AK Partisi açtı diye gitmiyor ki. AK Parti'yi sevmiyor diye gitmiyor ki. Fırında ekmek 2,5 lira, orada 1 lira diye gidiyor. Pide fırında 4 lira, 5 lira, orada 1,5 lira diye gidiyor. Yahu orayı ben açsam bana da gider. Yani vatandaş aç, vatandaşın cebindeki para bu kadar. Sen şimdi ya vatandaşın ekmeğini alacak, vatandaşın cebinde ya çocuğuna para verecek imkanı yaratmıyorsa nereye tam kapanma? Öyle bir ülkenin bütün serveti, bütün kaynakları o kadar har vurup harman savruldu ki buna ancak dede mirasını hovardalık yiyen torun yapar yani. Başka kimse yapmaz. O kadar İsmail, harcı... Efendim abi. Buyurun. Sevgili İsmail, halktan o kadar koptular ki biraz önce sevgili Barış'ın da değindiği gibi, senin de işaret ettiğin gibi belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Meydanı'na ve Ümraniye'ye halk ekmek büfesi getirip koyacak. Halk 1 liraya ekmek alacak. Halka sırtını dönen, halkın oylarıyla o koltuğa oturduğunu unutan Adalet ve Kalkınma Partili ilçe belediye başkanları buna mani olmaya çalışıyor. Toplumdan bu evet. Derece kopma Allah aşkınıza hayra alamet bir değil. Görüntü müdür? Şimdi, hayra alamet bir durum mudur? Şimdi bu kadar koptular. Uğur abi eskiden bir şey tamamlayabilir miyim o abi? Eskiden halk ekmek büfeleri daha böyle mahallelerin ücra yerinde olurdu. Daha böyle sıvası yani boyasız sıvalı evlerin bulunduğu yerde olurdu. Yani İstanbul'u bilenler bilir o mahalleleri. Ya bu halk ekmek Üsküdar'ın göbeğinde kardeşim. Ümraniye'nin göbeğinde. Yani öyle mahallenin mahalleye sonradan taşınmış
gündelikçi almıyor ekmeği. Ya sıradan vatandaş, yani memuru da alıyor, esnafı da alıyor, işçisi de alıyor. Bak toplumun ortalama ücreti asgari ücrete dönüşmüş durumda. Yahut asgari ücret şu an 2.8, 2800 lira. Lık asgari ücret toplumun yarısının geçim düzeyi. Artık... İsmail, bir son dakika var. Emekliye 1100 TL bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyle geçireceğiz. Bayrama yetiştireceğiz. Güzel, hayır, güzel, iyi. Bunlar önemli. Şimdi 2800 lira toplumun ortak geliri olmuş. Kardeşim, yani bu toplum artık Üsküdar'ın ana meydanındaki halk ekmekten ekmek almayı almaktan başka bir çaresi kalmamış. Dolayısıyla tam kapanma kararı alırken en temel, en yoksulun, en alttakinin günlük yemeğini, üç öğün yemeğini, cebindeki parasını, efendim çoluk çocuğuna ertesi gün vereceği parayı hesap ederek bu kararı almalısın. Yoksa bu olmaz. Yoksa bu olmaz. Bu karar, bu kuşudur kardeşim. Fakir, fukarayı başının çaresine, açlıkla, yoklukla baş başa bırakma kararıdır. Bir de tekel şimdi bahis. Bu tam kapanmadı değil bu arada. Yani bu tam kapanmadı değil. Baktım 40 tane istisnası var. Neredeyse zaten yani kapanma deyip belli iş gruplarının çoğu dışarıda. Peki hani şu iş grupları niye içeride dediğinizde anlamakta zorlanıyorsunuz. Yani orada istisnalar çok, 40 civarında istisna var. Şimdi bazıları var. Bakacağız, göreceğiz, takipteyiz. Vatandaş diyor ki şart, cenazen mi var diyor. Şehir arası yolculuğa gideceksin değil mi? 9 kişiyi yanına alacaksın diyor. Bak şarta bak. Güzel. Öyleyse güzel. Herkese uyuyacaksa güzel. Geçenlerde benim köylüm öldü, vefat etti. Benim dayım, babamın dayısı, benim Allah de dayım. Rahmet Allah rahmet. Adem dayı, Allah rahmet eylesin. Beni aradı bizim köylüler, Zindan'ın Kasımpaşa'dan. Dediler ki araba lazım. Aradık mezarlıklar müdürlüğünü, Ayhan Bey sağ olsun, o da bizim hemşerimiz. Yardımcı oldu, dedi ki pandemi şartları şu kadar. Yani insan gidebilir falan, Erzurum'a. Çünkü bizimkiler burada, Bayburtlu Erberen abi, bizimkilerin burada şey, muhabbet kuşu olsa Erzurum'a götürüyorlar. Otobüsü tuttular, tabutu koydu, götürecekler. Şimdi bizim köylüye, binemiyorsun abi, 20 kişilik, 15 sınır getirmişsin. Şimdi bizim köylülerde tahmin edersiniz ki çoğunluk AK Partili. Bizim köylülere bir otobüste 20 şartı getirip senin rahmetli eski belediye başkanı 3000 kişi cenaze kıldırdın. Bir de Sağlık Bakanı gitti orada boy verdi. Yetmedi. Daha yeni Fethullah Said Nursi'nin son talebesi denilen Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi oldu. Yine ya daha yakın 3000 kişi gene orada namaz kıldı. Ya bak vaziyete bak. Covid olmuş Diyanet İşleri Başkanı cenaze namazını kıldırıyor. Covid olmuş rahmetli sevgili annesini Covid'den kaybetmiş Sayın İçişleri Başkanı, bakanı da safta. Ya vali safta. Tarikat erbapları da safta. Yani şimdi ya bu manzarayı verdikten sonra benim cenazeme mi uygulayacaksınız bu yasağı? Ya bana mı yani? Fatih Camisi'nde garibanın cenazesi kalkıyor 10 kişiyle. Fatih Camisi'nde Said Nursi'nin talebesi Hüsnü 3000 kişiyle kalkıyor. Sonra bunun faturasını gene getirip yarın Fatih Camisi'nde ya da Kasımpaşa Zindan Arkası Camisi'nde cenaze namazı kılacak olan bizim köylülere patlıyor hesap. Şimdi bu böyle uygulanacaksa zaten oradan hayır çıkmayacak. Yani onu da takip edeceğiz. İlla ki bundan sonra herhalde bir tane şeyh, bir tane mürşit rahmeti rahmana kavuşur. Takip ediyoruz. Bakacağız o cenazede ne olacak. Şu tekel meselesine gelince bak, iktidar bu işi yol yaptı. Bu işi yol yaptı. Salgın bahanesi adı altında önce salgını siyasi parti propagandasına çevirdi. İkincisi gördük yani. Bak işte İngiltere'den nasıl adam getiriyoruz, İsveç'in bakamadığı adamı getirdik diyerek öksürük nöbeti tutulmuş adamı üzeri uçakla getirdiler. Öksürük nöbetine tutulmuş adamı üzeri uçakla getirdiler. Bak İzmir'de kendi insanın yatak bulamadığı için hayatını kaybetti. İzmir'de kendi insanın. Şimdi bak yol yaptılar bunu. Allah aşkına Atatürk Havalimanı'nın pistine hastane yapmak gibi bir ihtiyacımız var mıydı? Yoktu. Sadece salgın bahanesi adı altında Atatürk Havalimanı bir daha açılmasın demek üzere havalimanının pistine hastane koydular. Herkes biliyor bunu. Fırsata çevrildi. Koca salgın şehir hastaneleri propagandasına çevrildi. Aha orada açtık, aha burada. Bitmiyor. En son bu dini meseleler. Geçen seneden başladı bu iş. Marketlere şey yasağı koydular kapanmada. Marketlere yasak. Marketler yasak olduğuna göre tekel bahis de yasak dediler. Ya böyle bir zorlama kuralı olmaz. Sonra sokağa çıkma yasağı
tam kapanma ortadan kalktığında hafta sonunda içki yasağı koydular ve bunu başka yerlerde de uyguladılar. Mesela Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma serbestisi var. 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 29 Ekim'de aman yasak virüs bulaşıyor. Ya bu virüs bir milli bayramda bulaşıyor. Başka hiçbir yerde bulaşmıyor. Burada yapıldı. İkincisi Cuma namazı uygulamasında yapıldı. Ya şimdi hatırlar mısınız? 2 hafta önceki karar arasında ne vardı? 21'e kadar sokağa çıkma yasağı, teravih hariç. Ya nasıl oluyor bu? Yani bu teravih, 20 sokağa çıkma yasağı 21'de başlıyor, teravih 21.15'te başlıyor. Yani ben onu da baktılar ki tuhaflık, onu revize ettiler. Fakat dediler, Cuma namazı serbest. Evin yakınına kadar, ya ben evin yakınına kadar parka gidemiyorum, evin yakınına kadar camiye gidebiliyorum. Şimdi, evin yakında gitsin, cami yoksa ne yapacaksın? Hayır, yani zaten cami cemaati gitsin, itirazım yok ama parka giden de gitsin. Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi dolayısıyla burada da aynısı oldu. İçki yasağı salgın gerekçesiyle topluma zorla uygulatılıyor. Ramazan'dan önce alınan önlemler kapsamında saat 17'ye kadar şöyle söyleyeyim. Şöyle bir paket açıklandı. Dediler ki zaten sokağa çıkma yasağı şeye kadar 17'ye kadar, yani zaten 17'ye kadar sokağa çıkma yasağı. 17, iftar kaçta başlıyor? 20'de başlıyor. Efendim dediler, Ramazan'dan itibaren yemek yerleri servis hizmeti vermeyecek. Niye? İftarda birikme olmasın. Zaten 19'da kapanıyor. Zaten iftar 20'de. Ne münasebet yani? Açık açık Ramazan'da ortalıkta yerde yemek yemeyin yasağı bu. Salgın malgın değil bu. Ne alakası var? Zaten Ramazan'da bizim milletimiz oruç tutma davranışını yüksek gösterir. Zaten sokakta zaten yemiyor kimse. Ama zaten düşünebiliyor musun? Yan yana zaten %50 kısıtlılığı var. Yan yana şuradaki masada, buradaki masada yemek yemek yasak. Yan yana cemaatle namaz kılmak serbest. Ya şimdi olur mu? İsmail Bey, pudra şekeri yasağı çıktı mı? Onu fark etmedim ben. Pudra şekeri serbest. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Şimdi son çıkan yasa şey uygulamada bu. Tekel bayi yasağı. Toparla, ya bak, Aytun Bey'e tekel bayi yasağı. Şimdi bu birincisi özel hayata açık müdahale. Ya insanın tekel büfesinden içki alıp evine gitmesinin salgınla ne alakası var? Nasıl bir yasak bu? Bir diğeri açık olarak dini bir hükmü salgın adı altında uygulamaya çalışıyor. Bak şimdi biz konuşurken Ersan Şen hocamız mesaj yazdı bana. Dedin? Demin gösterdim. Okuyorum. Bana. O kadar gelmiş ki çok fazla mesaj. Ersan Şen hocamız diyor ki yasal dayanağı var ancak Cumhurbaşkanı'na ve Sağlık Bakanı'na bu yetki verilmiş. 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nda ancak sorun şu: bu yasağı İçişleri Bakanı getiremez. İkincisi, bu yasağın Covid'le bir ilgisi yok. Yani içki yasağı getirmek suretiyle sağlığı koruyamazsın, hastalığı yönleyemezsin. Kanunla da istediği sınırlamayı getiremezsin. Olağanüstü hal ilan edilirse belki sınırlamayı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle getirebilirsin. Bu uygundur. Genelgelerde en büyük sorun sınırlamayı getiren Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı olmalıydı. Bu da ayrı bir konu. İçişleri Bakanı ve Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yoktur diyor. Ersan Şen. Dolayısıyla bu tamamen yasak keyfi bir bu yasak yani. Keyfi özel yaşama müdahaleye yönelik ve bence salgın gerekçesiyle dini yaşam biçimini hakim kılmaya gayretinde olan bir yasaktır. Ve bunun da pandemiyle uzak yakın bir ilgisi yok. Tamam.